Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Levent. Bugün çok basit bir şekilde Nibiru projesinin not kurulum işlemlerini gerçekleştireceğiz. Öncelikle projenin belirlediği sistem gereksinimine uygun bir sunucu almanız gerekiyor. Bunu daha önceki videomuzda nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi göstermiştim. İlk önce o videomuza gitmeniz gerekiyor. Sunucumuzu aldıktan sonra IP adresimizi kopyalayıp Putty'ye gidiyoruz. Kopyaladığımız IP adresini buraya yapıştırıp open diyoruz. Burayı onarlayıp bu kısma root yazıp buraya da sunucuyu alırken girdiğimiz şifreyi giriyoruz. Evet, şu an terminalimize bağlandık. Kripto Kurdu kitabına gitmemiz gerekiyor. Gerek tüm linkleri açıklama kısmından bulabilirsiniz. Buradaki ilk satırı kopyalayıp Putty'ye yapıştırıyoruz. Enter diyoruz ve işlemlerimiz bu kadar. Buradaki gerekli indirme ve güncellemeler yaklaşık 5-6 dakika sürecek. Videonun uzun olması için burayı durduracağım. Evet arkadaşlar, gerekli güncellemeler yaptık. Buradan bize bir moniker adı girmemizi istiyor. Bunu ister nickname yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Ben CryptoKurdu yapıp Enter'a basıyorum. Yani gerek dosyaları indirmeye devam edecek. Burada da videoyu durduracağım çok fazla uzamaması için. Evet arkadaşlar, işlemlerimiz tamamlandıktan sonra burada peer bulması gerekiyor. Burada kısımdan CTRL-C yapıp çıkabiliriz. Daha sonra GitHub'a tekrar geliyoruz. Burada bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor. Burayı kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Name yazan yeri silip cüzdanımıza vermek istediğimiz ismi giriyoruz. Burada yazdığımız cüzdan adımızı, moniker'ımızı ve şurada gördüğünüz 12 kelimemizi bir yerlere kaydetmemiz gerekiyor. Çünkü daha sonra bizden isteyecek. Ctrl Shift C diyerek kopyalayabilirsiniz. Şimdi nodumuzun uygun bloğa gelmesini bekleyeceğiz. Bunu da kontrol etmek için burada senkronizasyon kontrolü başlığı altındaki kodu kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an true. Bunun false olması gerekiyor. Bu bir gün ya da daha uzun süre sürebiliyor sistem gereksinimlerinize göre. Buradaki kısım false olduktan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, aradan uzun bir süre geçti. False olup olmadığımızı kontrol edelim. Yine aynı komutta. Burayı kopyalayıp yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi buradaki false çıktısını aldık. Evet arkadaşlar, sizde de false çıktısı gördüyseniz diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Validator olma işlemlerimize. Öncelikle Nibiru Discord faucet'ten token almamız gerekiyor. Bunun için kaydettiğimiz cüzdan adresimizi kopyalıyoruz. Discord'a gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Nibiru Discord faucet kanalına request yazıp bir boşluk bırakıp cüzdanımızı yapıştırıyoruz ve gönderiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tokenleri gönderdiğini söylüyor. Bunu Explorer'dan kontrol edebiliriz. Burada buraya cüzdan adresimizi yapıştırarak tokenlerimize gelip gelmediğini öğrenebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi 10 Nibi token gelmiş bana. Şimdi diğer işlemlerimize devam edebiliriz. Validator olma işlemlerine. Tekrar kitabımıza geliyoruz. Burada gördüğünüz validator kodunu kopyalıyoruz. Bunu öncelikle boş bir metin dosyasına yapıştırmamız gerekiyor. Buraya yapıştıralım. Belli düzenlemeler yapmamız gerekiyor çünkü. İlk başta burada gördüğünüz moniker adına kendi moniker adımızı girmemiz gerekiyor. Biz moniker adımızı CryptoKurdu yapmıştık. Daha sonra buradaki from'a wallet adımızı yazmamız gerekiyor. KK wallet bizimki. Evet, from'u ve moniker'i değiştirdikten sonra burayı kopyalıyoruz. Tekrardan Putty'ye gidip burayı yapıştırıyoruz. Enter'a basıyoruz. Burada onaylayıp onaylamadığını soruyor. Y'ye basıp Enter'a basıyoruz. Evet, bize bir transaction hash verdi. Bunu Ctrl Shift C yapıp kopyalıyoruz. Tekrardan Nibiru Explorer'a gidip buna bakıyoruz. Evet, biraz düşmesi geç oluyor buraya. Bu ekranda görünmesi biraz zaman alabiliyor. Bir de diğer explorer'larından bakalım. Evet, burada gördüğünüz gibi success yazıyor. Cüzdan adresimiz create validator. CryptoKurdu isimli validator'ı yarattık biz. Evet, validator'ımızı oluşturduktan sonra buradaki ekranda da görüktü. Buradaki linki kopyalayıp Nibiru Discord'una burada validator role request yazan yere gönderebiliriz. Validator rolü verilmesi için. Evet, validator olma işlemi de bu kadardı. Bundan sonra son bir işlemimiz var. Elimizdeki tokenleri başka validatörlere delege edeceğiz. Bunun için kitabımıza girelim. Buradaki delegator olma kodunu yine boş bir yere yapıştıralım. Düzenleme yapmamız gerekiyor. Buradaki validator adresi yazan yere hangi validatöre elimizdeki tokenleri delege etmek istiyorsak o validatörün validator adresini yazacağız. Örneğin buradaki validators kısmına geliyoruz. Buradan herhangi bir validatörü seçiyoruz. Burada Nibi Valoper ile başlayan cüzdan adresini kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra buradaki from wallet yazan yerde wallet'ta kendi cüzdan adresimizi yazıyoruz. Burayı kopyalayıp Putty'ye yapıştırıyoruz. Evet, burada işlemi onaylayıp onaylamayacağımız soru yes ya da no. Burayı yeah yapıyoruz. Enter diyoruz. Ve işlemimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar, yapacağımız tüm işlemler bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde not kurup validator olduk.
Az önceki delege etme işlemini CryptoGuru validator adresine de yapabilirsiniz. Validator adresimizi açıklamalar kısmına ekleriz. Aklınıza takılan bir yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda gerekli güncellemeleri paylaşacağımız Telegram not kanalımıza da katılmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.